Şiirlerle Menkıbeler İmam-ı Rabbani Kuddisesirruh Tövbe ve İstiğfar Muhammed Murat adlı birine mektubunda şöyle etti nasihat haramlar hususunda Kıymetli dostlarımın bu dünyanın tadına çekici, cazibeli, süslü günahlarına aldanmış olmasından çok fazla korkuyorum gaflet etmelerine pek çok üzülüyorum şeytanın dürtmesiyle ayrılıp mübahlardan şüpheli ve harama uzanacaklarından sahibimize karşı utanacak bir hale düşeceklerinden de sıkılıyorum öyle tövbe ve istiğfara çok devam etmelidir. Haramlar, öldürücü zehir bilinmelidir. Sana söyleyeceğim tek sözüm yalnız şudur. Çocuksun, yolunsa bir hayli korkuludur. Hak Teâlâ bizlere çok acıdığı için, çok şeyi mübah etmiş, vermiştir ruhsat izin. Velakin ruhu hasta, kalbi bozuk olanlar, mübahlarla doymayıp hudut tanımayanlar, haram ve şüpheliye maalesef el uzatır. Böyle kullar ne bedbaht ve ne çok zavallıdır. İslam'ın hududunu gözetip ince ince buradan dışarıya taşmamalı böylece. Alışkanlık üzere vardır çok namaz kılan. Fakat az, hem pek azdır bu hududu kollayan. Doğru halis olarak ibadet edenleri bozuk olanlarından ayıran farkın biri Allah'ın her emrini harfiyen gözetmektir. Hududu aşmamaya itina göstermektir. Çünkü namaz ve oruç Eda olunduğunda görünüşte aynıdır halis ve bozuğu da. Zira Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır: "Dininizin direği, temeli bu veradır." Ve yine hadisinde o Allah'ın habibi buyurdu ki: "Hiçbir şey olamaz vera gibi." Bu kıymetli ömrümüz kusurla kabahatla geçiyor tükeniyor her gün günah yapmakla bunun için tövbeden istiğfar eylemekten konuşmamız hoş olur hakka boyun bükmekten zira nur suresinde buyurdu ki rabbimiz ancak tövbe etmekle kurtulabilirsiniz ve En'am suresinde etti ki emrü ferman, sakının gizli açık her türlü günahlardan. Herkese farz-ı aynıdır günaha tövbe etmek. Hiç kimse kurtulamaz tövbeden kadın erkek. Nasıl kurtulurlar ki bu tövbeden insanlar? Peygamberler ederdi hem de tövbe istiğfar bütün peygamberlerin sonu ve en yükseği olan Resulullah da yapardı bu tövbeyi. Allahü Teala'dan utanıp sıkılarak af dilemek gerekir, gözyaşı akıtarak ve farzlardan birini özürsüz terk ettiyse onun da kazasını yapmalıdır o kimse. Kul hakkı da var ise Ödeyip helallaşmak ve dua etmekle kurtulur ondan ancak.